Merhabalar sevgili izleyicilerim. Güzel bir hafta sonu, güzel bir hava, içinizi ısıtacak bir program. Tabii ki ne oluyor? Her cana bir sahip başlıyor. Programımız biliyorsunuz sadece hayvan hakları ile ilgili ve hayvanların adaletiyle ilgili, onlara vermemiz gereken en iyi şartlar, en iyi koşullarla ilgili ve önümüzde seçimler var biliyorsunuz. Taleplerinizi istiyorum. Bize WhatsApp hattından ulaşın, canlı telefondan ulaşın ama mutlaka ve mutlaka ulaşın. Çünkü ülkemizde biz hayvan severlerin kanayan yarası haline geldi bu canlar. Tabii ki böyle kötü haberler alıyoruz hayvanlarla ilgili, üzücü haberler falan alıyoruz ama bazen yanılıp, şaşırıp ne yapıyoruz? Şey de alabiliyoruz, güzel haberler de alabiliyoruz. Bunların hepsini enine boyuna masaya yatırıyoruz ve ben biliyorsunuz her hafta değişik konu ve konuklarımla sizlerle birlikte oluyorum. Bu hafta sizlere öylesine güzel, öylesine şirin, öylesine güzel yürekli bir insan ağırlıyorum ki sizlerin de birçok kesiminiz mutlaka ve mutlaka geçmiş dönemlerden kendisini tanıyacaksınız. Kendisi oyuncu, sanatçı, tiyatrocu, film artisti. Yani 10 parmakta 10 marifet, aynı zamanda da tabii ki koyu bir hayvan hakları savunucusu, hayvansever demiyorum. Çünkü hayvanseverlik ayrı bir olay, hayvan haklarını korumak ayrı bir olay. Bizim burada en önemlisi hayvanseverlikten geçtik. Onların yasaları ve onların kanunları bizler için çok çok özel. Peki kim var bizde bugün? Sevgili Behiye Eraksoy bizlerle. Hoş geldiniz Behiyeciğim. Hoş bulduk Binnur Hanımcığım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi ben sizi görünce nasıl olabilirim? Herhalde çünkü hayvanlar için bir araya geldik şu an için. O yüzden de gurur duyuyorum. Buradan bir takım kesimlere en azından örnek olacak bir takım görüşmeler, konuşmalar yapacağız inşallah. Ne kadar güzel. Biliyor musun saç kesimin çok hoşuma gitti. İçeride özellikle söylemedim. Ekranda Teşekkür söyleyeyim ederim. dedim. Siz öyle Çok çok hoş, çok güzelsiniz. sevimli bir saç modeliniz var. Ben bayıldım. Teşekkür Saç ederim. tarzınıza bayıldım. Teşekkür ederim. Şimdi Behiyeciğim, sen eski film oyuncusun. Şöyle biraz seni tanıyalım. Mutlaka seni tanıyanlar, yani o dönemlerden tanıyanlar olacaktır. Bir tanıtır mısın kendini bizim izleyicilerimize? Tabii memnuniyetle. 1979-80 senelerinde şey dergisi vardı. Hatırlarsınız. Şey dergisinin çiftler yarışmasında birinci olduk. Tango, işte rock and roll, slow, bolero gibi tarz Wow. yarışmalarda Çetin Cengiz diye bir arkadaşımız vardı. O da hala devam ediyor. Tango ustası kendisi. 80'de de bir sene sonra da teklerde birinci oldum. Ne güzel. Londra'ya Türkiye'yi temsilen gittim. Ne Dans güzel. yarışmasında 45 ülke arasında 6. olarak döndüm geldim. Ne güzel. İşte sonra sinema üzerine bir takım şeylerimiz oldu. Sevgili İbrahim Tatlıses'le, Cüneyt Arkın'la, Selahattin Alpay'la, Oya Aydoğan, Serpil Çakmaklı filmlerim oldu. Ondan sonra işte Almanya için video filmleri de yaptık. Sonra bir süre işte iş yeri açtım. Oradan dolayı ara verdim. İş yerimi de kapattıktan sonra işte şu aralar bir şeyle uğraşmıyorum. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu kadar faal bir bayansınız. Epey bir sanatın içinde bulunmuşsunuz. Ondan sonra böyle sinema, tiyatro, işte ses vesaire vesaire. Dans. Sonra birdenbire elinizi eteğinizi çekiyorsunuz. Aslında o el etek çekince size o yaşam türü çok Evet. zor gelmesi gerekirdi. Ama ben şuna inanıyorum, kolay atlatıyorsunuz. Çünkü ikinci yönünüz, ikinci çalışmanız hayvanlar üzerine olduğu Evet, için kesinlikle. görüyorum böyle bazı paylaşımlarınızı, hayvanları sokaklarda bakıyorsunuz, besliyorsunuz.
Keza aileniz, gelininiz, oğlunuz, torununuz. Hepiniz birden böyle biz güçlü... Biz ailece hayvan severiz. Evet. Hayvan seversiniz ama şimdi hayvanları hepimiz seviyoruz. Fakat onların sadece haklarını korumak çok, tabii, çok önemli. Bizler için yasalar önemli. Yasalar önemli, evet. Değil mi? Şimdi hayvan severim diyorlar. Bir misal vereyim. Yeri gelmişken hayvan sever. Barınaklara gidiyorlar. Tabii ki biz buradan diyoruz ki ya satın almayın, sahiplenin. Pet shoplarda işte hayvanları mahvediyorlar, satacağım diye onsuz olmayanı sokağa atıyorlar. Cins cins hayvanları satılamadı mı? Evet. Ondan sonra yani bunlara bu pazarı açmayın diyoruz. Yani satın alma, sahiplen diyoruz. Kesinlikle, çünkü zaten barınaklar barınak gibi değil biliyorsunuz. Aynen. Üstelik belediyelerin görevi toplumun ve canlıların güvenliğini sağlamak. Genelde öyle olması gerekiyor. Aynen. Ama maalesef vicdan denen şey ortadan kalkmış durumda. Aynen. Şu an. Hayvanlara zulüm olayı var. Onu anlam veremiyorum. Bu kadar merhametsizlik ne zaman türedi, nasıl çıktı ben hala anlamış değilim. Geçmişte böyle şeyler fazla yaşanmıyordu biliyorsunuz. Belki biz sosyal medya olmadığı için farkında değildik. Sosyal medya olmadığı için farkında değildik. Değildik belki de, evet. Evet. Aslında hayvanlar için doğal parklar yapılabilir. Tabii. Ya bunu her zaman ben düşündüm. İmkanım olsa ben kendim bile yapacağım düşünüyorum ama işte maalesef biliyorsunuz yani kısıtlı evet. imkanlar olduğu için. Şimdi gidiyorlar barınaklara, hayvan arıyorlar. Aradıkları zaman şunu söylüyorlar. Siyah mı rengi, beyaz mı rengi, küçük ırk mı, büyük ırk mı? İşte ben tüyleri uzun olsun istiyorum, şu olsun, bosun. Ya sen hayvan seversin, hayvan seçer değilsin. Evet. Git oradan Allah rızası için bir tane garip gurabba bir hayvanı sahiplen yürü. Ha bir de gerçek hayvanseverlik bu değil mi? Evet, kesinlikle. Hayır, dışarıdan gelen hayvanlara, cins hayvanlara ne gerek var ki? Heh. O kadar güzel hayvanlar var. Bekliyor, sahip bekleyen. Bir de sahiplenenler de dışarı atıyor. Şimdi barınaklara bırakıyorlar üstelik. Yani en sinir olduğum şey. Paylaşımlarımda da görüyorsunuz ayrıca. Siz ne düşünüyorsunuz bu cins hayvanları alıp iki gün sonra kapının önüne koyup o kadar paralar verip yok tüyü döküldü, kılı döküldü bilmem neyse barınaklara atıyorlar. Hatta barınaklara atmıyorlar, ormanlara atıyorlar. Ormanlara atıyorlar. Ya bu evet. insanlara bir mesajınız, bakın şu anda bir ekran başındayız. Evet. Bu insanlara ne mesaj vermek istersin Behiye'cim? Allah korkusu. Biz Müslüman bir ülkeyiz. En azından işte dinimizde de Kur'an-ı Kerim'de de yeri vardır, ayetler vardır. Onlar da ümmettirler, huzurumuza hesap günü getirileceklerdir der yaranan. Ve Peygamber Efendimiz'den gelen bir şey vardır bilirsiniz, camide namaz kılarken gelmiş eteğinde uyumuş. Ve eteğini keserek uyandırmamak amacıyla eteğini bile kesmiş bir ümmetin, yani peygamberin ümmetiyiz bizler. Bunun da farkına varılması lazım. Yani hayvanları bu kadar zulüm nasıl, ne demek yani, nasıl bir şeydir, ben çıldırıyorum. Yani kendim elime geçirsem o insanları aynısını, yani karıncayı dahi incitmem ama şiddete yaparım. Şiddete hayır ama evet haklısınız o insanlara, lafın gelişi yani. Bence akıl vermeye çalışıyoruz. Akıl vermek ve örnek olmak gerekir ama çocukluktan başlıyor. Bizde de işte aile etkisi var. Ailelerde mesela genelde böyle bilinçsiz aileler var çünkü. O aileler çocuklarını o şekilde eğitemiyorlar. Hayvan sevgisiyle başlar zaten insan sevgisi. Hayvan sevgisi olmayan insanları da sevmez. Aynen. Doğayı da sevmez. Hiçbir şeyi de sevmez yani. Evet. Bu arada WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımız 0532 343 51 33. 0532 343 51 33'ten mutlaka ve mutlaka bize ulaşın. Bakın bugün gerçekten çok güzel bir konuğum var. Çok harika bir konuğum var ve dolu dolu 2 saatlik programımız var. Yani bu programda ben konuklarımı alıyorum ama çünkü konuklarımın da içleri dolu. Yani biz hayvanseverler hiçbir zaman için içimiz boş değil. Kesinlikle değildi. Evet. Yani kendi derdimizi unuturuz. Bir kötü bir şey duyduğumuzda artık onu düşünmekten kendimizi kahredecek derece boyuta gelecek şekilde üzüntüden mahvoluruz. İyi ki bu program var. İyi ki var, evet. İyi ki Medya 24 var.
Evet. İyi ki içimizi şu ekranda döküyoruz. Bize ulaşabildikleri kadar ulaşıyorlar ve şey yapıyorlar. En azından programa konuk oluyorlar ve eteklerindeki taşı döküyorlar. Ben bundan dolayı konuklarım adına da çok seviniyorum. Evet, içimizde ne varsa yani döküyoruz. Yani şimdi doğru. Bu sizin için bir fırsat. Yani çünkü benim bir fikrim vardır hayvanlarla ilgili, olması gereken sizin bir fikriniz vardır. Gelininizin bir fikrisi vardır, fikri vardır. Mutlaka böyle fikirden fikre koşarız ama sonuçta orta yolu bulup o hayvanlara en iyi düzen kurmak. Şimdi mesela siz Türkiye'deki hayvanlarla ilgili düşünceleriniz, onların rahatları, belediyelerin yaptıkları veya yapmak istedikleri neler olsun istersiniz? Şimdi ilk başta tabii eğitimden geçiyor bazı şeyler, insanlar için de olsun, hayvanlar için de olsun. Şimdi eğitimlemiş insanlar zaten hayvanların hayvana baktığın zaman orada yaradanın güzelliğini görebiliyorsun. Bir şeylerin, sevginin var olduğunu görebiliyorsun. Vicdanın ve merhametin uyanabiliyor, bizi güldürüyorlar. Her bir canlıyı gördüğümüz zaman kedi olsun, köpek olsun, kuş olsun, sevgiyi hatırlıyoruz, merhameti hatırlıyoruz. Öyle olması gerekiyor. Ayrıca başımdan çok olay geçti. Ben en azından belki de 500 tane köpeği tedavi ettirmişimdir geçmişte. Beylikdüzü'nde oturuyordum ben o zamanlar. Türk Hava Yolları'nda çalışmıştım. O dönemlerde insanların duyarsızlığını gördüm. Yani işte yemek yiyorlar, hayvan kaza geçirmiş, araba çarpmış, omuriliği kırılmış, aynen, iki yol arasında yatıyor. Ve insanlar hiç farkında değiller. Ben fark ettim, yanına gittim, havlayınca kalkamayınca anladım. Valla inanın montumu seccade haline getirdik, araba tuttuk, veterinere götürdük. 15 gün, 20 gün sonra da zaten ayağa kalktı hayvan. Yani kalktı mı? Kalktı tabii. Ay çok şükür. Arada bir gittik, baktık ettik. Hayvanı bir kaçıncı yani diyebilirim, kaç tane hayvan ben tedavi ettirdim. Kedi olsun, köpek olsun. Yani sokakta gördüğümüz hayvanlara biraz onların anlamasak da izleyerek yani onları hissedebiliriz. Hasta mı, üşütmüş mü, ihtiyacı var mı? Evet. Paramız olmasa evet, dahi evet, bir yerlerden bir şekilde onlara yardım etmek zorundayız. Onlar da canlı konuşamıyorlar. Şöyle bir şey var. Şimdi aslında insanlar sokaklarda yaralı bereli hayvanları görüyorlar. İlgilenmiyorlar. Yok, ilgilenmek İlgilenenler istiyorlar. İlgilenenler var gerçi, evet. İstiyorlar ama para yüzünden. Para yüzünden. Mesela kişinin cebinde sadece ve sadece ak pili var, gidip gelecek kadar veya işte öğle yemeğini yiyecek kadar. Aniden karşısına böyle bir hayvan çıktığında parası da yok, ne yapayım diyor. Bununla ilgili aslında biz toplumu bilgilendirmeliyiz. Yani evet, parasız insan naçar bir hayvanı buldu, ne yapar? Ya şimdi belediyeler belediye diyorlar. Evet, belediye ama belediye de yani oralı olmuyor her belediye. Yok, oluyor. Bazı belediyeler oluyor. Yani var evet, mesela isim vereyim mi bilmiyorum. Ver yani belediye. Şişli Belediyesi evet, bu konuyu da ilgileniyor. Bütün belediyeler mesela ilgileniyor. Mesela ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. Beylikdüzü Belediyesi, Belediyesi. Kadıköy'de ben hayvan Kadıköy, buldum. Evet. Kadıköy Belediyesi'ni çağırdım. 10 gün kedi baktırdım. Kadıköy'de kedi bulduk. Yalnız şöyle, köpeklere barınak var fakat kedilere barınak yok. Şimdi barınak yok ama tedavi amaçlı alıyorlar. Tedavi amaçlı alıyorlar, evet. Tabii. Bizim mesela Esenyurt Belediyesi, ben bir sitede oturuyorum. Geldi, bizim sitemizin içine barınak bile kurdu. Ve biz hayvanseverler ve yönetim o hayvanlara her ay mamalar böyle çuvallarla alınıyor. Ve devamlı hayvanların barınağı tertemiz bakılıyor, ediliyor kediler için. Evet, kısırlaştırılıp tabii. Yani benim cebimde param sanma yok ama ben bu hayvanı gördüm, görmemezler geleyim demeleri için bir gerek yok. Şansını dene. Ara belediyeyi, çağır, geliyor. Ben bilmiyorum, ben nereye gittiysem yazlıklara gidiyorum. Yazlıklarda buluyorum hayvanları. O zaman şanslı bölgelerdeyiz demek ki biz yapamıyoruz. Evet. Yapamayanlar var işte, onlar yani ne yapacaklar? Yani param yok diye bir şey yok. Ben sokakta
Yüzlerce hayvan buldum ve getirdim. Belediyeyi aradım. Kapımdan aldılar. Tekrardan kapıma bıraktılar ve ben onları sahiplendirdim. Şimdi mesela son dönemlerde bu kadar katledilen hayvanlar var. Bir de çok güzel var. Bir şey çıkmış. Lafını böldüm. Bak bu yeni olmuş veya eskiden vardı da benim haberim yoktu. Evet. Bilmiyorum sizin haberiniz olur mu şimdi söyleyeceğim. Şimdi siz sokakta yaralı bir hayvan buldunuz. Belediyeyi aradınız. Belediye ambulansıyla geliyor, hayvanı götürüyor. Size bir numara veriyor. O numarayı ne zaman bassan hayvan ne yapıyor ekranda görüyorsun. Çok güzel. Tedavisini gösteriyor, yattığı yeri gösteriyor. Hayvanın üzerinde böyle bir numara var. Onu hayvana da koyuyorlar. Sizin numarayı da veriyorlar. Orayı aradığınızda, numarayı tuşladığınızda... Ama olması gereken ciddi, o tabii. Böyle bir sistem olmuş. Ben şok. Benim kızımın arkadaşı Eyüp'te bir kedi bulmuş. Sokakta. Üzerine yağmur yağıyor. Yavru kedi ve... Hayvanın ön patisi kopmuş. Ah canım. Çocuk hemen alıyor, sırtındaki montu hayvanın üzerine kapatıyor. Belediyeyi arıyor, hayvanın başını bekliyor. Demiş ben bunu nasıl takip edeceğim? Hani bilmem lazım hayvan öldü mü, öldürüldü mü? Adam oradan duydum demiş size cip numarası vereceğiz. O numarayı tuşladığınızda kedi neler yapıyor göreceksiniz. Harika, evet. Yeni şeyler yapılıyor. Yani tabii. Var yani aslında işte. Daha da güzel şeyler. Yani şimdi bu arada gözümü alamıyorum papağanlardan. Papağanlarım çok var. Çok hoş. Evet. Yani hayvan severlerin hep böyle gözleri hayvan figürlü şeylerde değil mi? Evet. Ben de bilinç çok alıyorum. Bilinçaltı. Kedili, köpekli, maymun. Evet. Kedili vardı aslında. Kedili giyecektim. Onu babamdan şey. Ben şimdi konuşurken ekranda da gözüm takılıyor. Üzerinde de papağanlara. Bizim buranın da bir papağanı vardı. Ama çok yaşlıydı. Rahmetli oldu. Melek başınız oldu papağan. Onun sonra Kanal T'deydi o zaman. Tabii burada değil yani. Kanal T'deydi papağan. Ondan sonra orada rahmetli oldu ama oranın gülüydü artık herkes tanıyordu. Yani şimdi toparlayalım konuyu. Hep dağıtıyoruz, güzel. Dağıtıyoruz. Evet. Tekrar toparlanalım diyoruz. Evet. Şimdi insanlar siz sokaklarda besleme yapıyorsunuz. Evet, sokakta yapıyoruz. Çevrenizdeki tüm hayvanları besleme elinizden geldiğince yani yapıyoruz, evet. Kalbinizin güzelliğini de bu arada zaten Rabbim yüzünüze vurmuş. Teşekkür ederim. Bu arada siz bu hayvanları beslerken sizin gibi birçok insanda var aynı sorunlar. Tabii yardımcı diğer arkadaşlarımız da var. Diğer insanlar size karşı nasıl davranıyor? Bu konuyu biraz açalım mı? Sokak evet, beslemesi maalesef. Yaptığımız için bu bizim için çok önemli bir konu. Diğer insanlar size ne yapıyor? Şimdi herkes olmasa da bazı kişiler rahatsız oluyorlar tabii. Yani mesela kediden korkanlar var. Kedilere yemek veriyoruz, yemekleri dağıtıyorlar, atıyorlar. Ondan sonra köpekleri mesela köpekten korkulmaz ki. Yani ben hiçbir hayvandan korkmuyorum. Hiçbir hayvandan, tabii yılan harici, örümcek harici. Bütün hiçbir hayvandan çekinmem ve korkmam. Fareyi bile seviyorum yeri geldiği zaman. Ona bile acıyorum yani. İşte... Siz gidin Hindistan'da yaşayın. Ya hayvandan korkulmaz. İşte onun için sert davranıyorlar. Şikayet edenler de oldu. İşte koku yapıyormuş. İşte pislik varmış. Ben hemen hemen 10 sene yakındır temizlik yapıyorum. Her sabah çıkıyorum. İşte hayvanların yaşadığı ortamlardan işte siliyorum, süpürüyorum. Sularını değiştiriyorum. Elimden geldiği kadar, hatta köpekler de vardı, köpekler yok oldu. Bilmiyorum, barınağa götürüldüler herhalde, uzun süredir yok köpekler. 5-6 köpeğimiz vardı, ya işte götürüldü zannedersem onlar. Ama kedilere bakıyoruz şu ama an. Ama bir saniye, o mahallenin köpekleri mi? Tabii 2-3 senedir, yani herhalde aldılar. Yaşlı da vardı, belki de öldü bilmiyorum ama hiç ama köpek şimdi bir yok. Dakika, 5-6 köpek bir arada ölmez.
Bunun üzerinde niye durmadınız? Niye belediyeyi aramadınız? İşte belediyeyi aradık, şey yaptık da işte birkaç tanesini aldıklarını söylediler de herhalde kameraları yaşlısı olan falan vardı. Kameraları falan izlemeniz gerekiyordu. Şimdi bak, burada da görev bize düşüyor. Şimdi siz mahallenizde 6-7 tane veya 10 tane köpek bakıyorsunuz. Ve bir sabah kalkıyorsunuz ki bunların hiçbiri ortada yok. İşte o da tedirgin etti bizi ama. Bunun akıbetini öğrenmek gene bizim elimizde. Evet. Yani bu hayvanın akıbeti ne oldu? Bunu sorgulama bizim en doğal hakkımız. Hakkımızda işte. Ve belediye derse ki ben aldım, evet, rehabilite etmeye, o zaman ben gideceğim. Neredeyse bu kediler, köpekler, ben burada görmek istiyorum hayvanlarımı. Ki içim rahat etsin, ben bunu 10 senedir, 5 senedir, 7 senedir mahallemin bir ferdi bu artık. Evet, evet. Yani bu aslında bak, biz insanlarda da... Peşoplar da yasaklandığı halde peşoplar hala devam ediyor ama. Ya var. Şimdi aslında peşoplarda hayvan satışı çoktan beri yasak. Ama yasak da kime göre yasak? Ben daha hiç bir pet shop'a gidip de hayvanları toplayıp götüren bir devlet görmedim. Evet. Yani niye sattırıyorsun sen bu hayvanı? Yasağı koymuşsun. Bu şeyi, maddeyi koymuşsun. Pet shop'a gireceksin. O hayvanları oradan alacaksın. Yazık. Üretiyorlar. Ziyan oluyorlar zaten. Gelirken ziyan oldukları gibi burada böyle. Üretiyorlar. Parayla satıyorlar. İşte bu ticarete dökmüşler işi. Şimdi barınaklarda o kadar hayvan var, ne kadar sevimli canlılar var. Git oradan bak, al işte. Niye gidiyorsun oradan alıyorsun ki, değil mi yani? Şimdi pet shoplarda bir kanun çıkardılar. Vitrine hayvan koymayacaksınız. Ne fark eder? Merdiven altı satacaksın diyor. Fark eden bir şey yok ki, vitrindeki hayvan görmeyeceğim. Ama ben pet shop'a gireceğim, diyeceğim ki sizde satılık hayvan var mı? O da var diyecek. Beni götürecek apayrı bir bölgeye. Orada daha kötü. Hiç olmazsa vitrinde herkes görüyor hayvanın akıbetini. Evet. Yani bu nasıl bir tutarsızlık, nasıl bir mantıksızlık, nasıl bir yasa, nasıl bir... Ya artık bak, hayvanlar üzerindeki konuda dayanamıyorum. Bu yasalar bize gerçekten tasa oluyor. Ama gelecek yasa içinde pek tekin şeyler söylenmiyor. Hiç tekin şeyler, evet, söylenmiyor. Ben Hayvanlara Adalet Derneği'nin avukatlarına aldım. Duyarsız kalıyorlar. Niye sessiz, evet, kalıyorlar bu o kadar şeye? Hayvan Hakları Adalet Derneği'nin avukatlarına aldım ve almaya da devam edeceğim. Ve şöyle bir şey var bak Behiye'cim. Çok ucu açık kanunlar koymuşlar. Tabii ben bir hukuk insanı kadar anlayamam ama onların anlattıklarıyla ben şoktayım. Ya evet. Sen beni yaralamaya hakkın yok bu kanunu getirip. Bir de barınaklar sağlıksız. He. Çalışanlar cahil. Aslında eğitimli kişilerin olması lazım. Merhametli kişilerin olması lazım. Evet. En azından iş alırken bile onları etüt edecekler, bakacaklar. Yani nasıl, iyi davranacak mı? Seviyor mu, hayvan sever olacak ya alsınlar. Yani olur olmaz, insanları aldıkları zaman o hayvanlara davranış biçimleri nasıl olur ki? Yani o canlılar. Çok şey gördük işte sosyal medyada. Ölmüşler, içlerindeler, birbirlerini yiyorlar, açlar. Bu nasıl bir şey ya, anlamıyorum yani. Bu Kayseri olayları oldu, bir sürü şeyler oldu. Bütün Anadolu'da, Doğu'da. Yani insanları bu şekilde nasıl ya, eğitmek lazım ama nasıl yetileceğiz bilmiyorum. İşte böyle televizyon programları olacak, şey olacak. Bütün aslında bütün medya bu, evet, konunun üzerinde durmalı. Bu hayvan yasasının üzerinde tüm medya durması lazım. Yani bir ama tek Binnur Sorma Geç bu boy yayını yapıyor. Tamam ama ben istiyorum ki Binnur Sorma Geç'in programından çok olsun. Hani evet, yani Binnur Sorma Geç her cana bir sahibi yapıyor ama bu program çoğalmalı. Farklı insanlar da yapmalı. Mesela sağ olsun Müge, evet, Anlı benim program olduktan sonra işte iki seneden beri falan da o da kayıp patiler falan diye böyle bir iki değinmeye çalışıyor programında. Çünkü o kızcağızın da formatı ayrı bir format, evet, olduğu için. Ondan sonra ama yine de o programın içine hayvan sevgisi sokmaya çalışıyor, sahiplendirmeye tabii çalışıyor.
Yani başka da kim var ki? Ha, bir kanalda daha şey var. Veterinerlik diye bir program var. Bunlar ama hep benim programdan sonra olanlar. Bizde de yabancılarda var, yabancı kanallarda evet. Var. Ama bizde de var. Şimdi veteriner diye bir program. İlk bu Hercan'a sahibi biz yaptık. Bizden bir sene, iki sene sonra baktık bütün haberlerde hayvan haberleri veriyorlar. Hemen hemen her programın arasına hayvan hakları sıkıştırmaya çalışıyorlar. Hatta ve hatta reklamlarda bile hayvanlar oynatmaya başladılar. Evet. Dizilerde hayvanlardan bahsetmeye başladılar. Bu kadar zor mu abi? Yani bazı yasaların yani, çıkması. Bir Binnur Sormagec çıktı. Öncü oldu. Medyaya hayvan haklarını sürdü. Baktım bunu yapıyorlar. Ama ben bununla olmuyor. Yani bunu anlayan anlıyor, anlamayan anlamıyor. Mesela bir dizide bir hayvan bölümü yapıyorlar. O dizide işte hayvanseverlik işte yolda buluyorlar. Bilmem ne sahipleniyorlar vesaire. Bu değil. Aynı kanal böyle bir program koysun. Şimdi sen bu programı yapmaya kalksan, bir kanala gitmeye kalksan ilk söyleyecekleri şey sponsorun var mı? Sponsorun var. Ya hayvan benden para istemiyor ki. Bu bir şey yani sosyal proje. Ne olur yani her kanal bir saat, iki saat açsın böyle program ekranına. Sponsor, para. Ya bizim derdimiz hayvanı kurtarmak. Hayvan benden para kazanmıyor. Ben hayvandan para kazanmıyorum. Ya insanlık görevi zaten. Görevimiz o hayvanlara bakmamız gerek. Çünkü onlar bize muhtaç, bize ihtiyaçları var. Hasta olsa hastayım diyemiyor, susuz kalsa susuzum diyemiyor, yemek aç kalsa yemek ihtiyacını söyleyemiyor. Bizler onları göreceğiz. Onların yani yaşadığı şeyi bizler hissedip de onlara yardımcı olmak zorundayız. İnsanlık görevimiz bu zaten bizim. Yani biz burada yaptığımız yardımları anlatmıyoruz. Yani hayvanlara şu kadar para harcadık, bu kadar yardım ettik, bilmiyorum. Böyle bir program değil bu. Bak bu programımı benim... Ayrıca teşekkür ederim, çok güzel aydınlatıyorsunuz. Yani evet. Aydınlatma programı, hayvanlara neler yapılır bunları öğretiyoruz. Ama maalesef ki büyük bir kanal geçen hafta benim bu programımdan bahsediyor. İsim vermeden, ondan sonra... Benim adımı vermeden, program adını ve kanal adını vermeden benim bu programı anlatıyor. Ve programda işte efendim yardım ediyormuşuk, paralar harcıyormuşuk. Ben hiç öyle bir şey konuşmadım ki. Ben her zaman diyorum ki bak az önce ne dedim? Sen hayvan kurtardın ama parası olmayan ne yapacak? Bak konuya girdik ki parasız da bunlar yapılır. Yani insanları bilinçlendiriyoruz. Evet. Biz burada yaptığımız hayrı şerri konuşmuyoruz ki. Hayvanlara yapılması gerektiğini anlatıyoruz. En az yarım saat bizim programı konuştular yayında. Evet. Demek ki biz iyi bir yolda ilerliyoruz. Kesinlikle. Sosyal medyada görünmesi gereken şeyler. Yani iyi bir yayın yapıyoruz. İyi topluma ses getiriyoruz. Ve çok sevinenler var. Aşırı sevinenler var bu programa. Emin ol, ben konuk eğlence talk show programı da yapıyorum. Yakında da Allah kısmet ederse başlayacak talk show programı. Bazen böyle konuk bulmakta o yayınıma zorluk çekiyordum. Ama hayvan hakları dediğimde emin ol kime söylesem. Seve herkes seve diyor. Gelir, tabii. Seve seve hayvan hakları olunca seve seve diyor. Bizim görevimiz o zaten, onu yapmamız lazım. Ondan sonra seve seve diyor. Yani bu program demek ki iyi bir şeyler yaptığımızı gösteriyor yani. Başarılısınız. Yani ben Allah'ıma çok şükür ediyorum. Etki tepkiyi doğurur. Benim bu programı bilen biliyor. Biz bu programda ne hayvanlara harcadığımız parayı söylüyoruz, ne yaptığımız iyiliği söylüyoruz. Ben tabii. Her hafta söylemesi ayıp, barınağa giderim, bir bagaj dolusu bırakır, hayrımı gelirim ne barınağa. Ne kadar güzel. Yedikule barınağına gidiyorum. Ormanlarda beslemeler yapıyorum ama hiç kimse de göremez benim bir gün böyle çıkıp da sokakta videolarla hayvan beslediğimi kimse görmedi. Ne zaman o yayında beni anlattılar, isim vermeden,
Ben de o hafta zaten barınağa gitmiştim. Şakır şakır açtım bagajı. Fotoğraflarıyla birlikte barınakta fotoğraflarımı çektirdim. Reklamsa böyle reklam olur. Yani herhalde. Ayıp ya. Ben yıllardır giderim. Bütün sosyal medya hesaplarıma bakın. Yani 10 senede ya 5 tane ya 6 tane benim hayvanla yardım yaparken fotoğrafımı görmüşlerdir. O da diğer insanlara örnek olsun diye. E canım tabii herhalde yardım devamlı gösteriş olsun diye yapılmaz. Yani ben de gittim valla şeydekini, Yedikule Barınağı'ndaki götürdüklerimi açtım bagajı gösterdim yani. İyi yapmışsınız. Yani biz burada kendimiz için bir şeyler zaten biz yaparız, biz insanız. Yapabileceğimiz evet, çok şeyler var. Evet, ama o canlara kim yapacak? Yani, Behiye evet. yapacak, Binnur yapacak, Nagihan yapacak, Murat yapacak, Ali yapacak, Veli yapacak. Yardımlaşmayla tek başına olmuyor, zor oluyor biraz bazı şeyler. Tabii. Herkes bölgesindeki hayvan ama işte senin yardım ettiğin hayvanlara konu komşu tepki veriyor. Bak şimdi. Canım çok kavga ettik. Hatta neler oldu onlar yüzünden de sonradan baktılar ama hatta bir tanesini bile hayvan sevgisine yönelttirebildik. Ha çok şükür. Evet, bir tanesini kazandık. En sonunda o da kedi beslemeye başladı. Ondan sonra yanlış yapmışım dedi. Tabii dedim yani hayvan sevilmez mi? Hayvan muhtaç bize. Yavru alacaksın, bakacaksın, büyüteceksin. Evde bakamıyorsan dışarıda bak, bahçende bak, bir yerde bak yani mutlaka. İşte bir de benim enteresan bir şey soracağım. Yani bu hayvanlarla ilgili mesela doğal park gibi böyle yabancılarda olduğu gibi yani hayvanlara ait böyle bölüm olarak bölüm ve temiz veterineriyle şeyiyle bakım şeyleriyle falan böyle bir yerler açılamaz mı? Belediyeler bunu yapabilir aslında. Ormanlara atacaklarını. Tabii fikirlerinizi söyleyin işte. Önümüzde seçimler var. Yani siz o fikri sunun, sunun. Hani ormanlara daha hayvanları açarak sunun. Şimdi şöyle hayvanları ormanlara atacakları yerde ne bileyim öyle bir yerleri yani çevreleyip bir doğal park haline getirebilirler. Hem herkesin ulaşabileceği. Herkesin ulaşabileceği, hayvanların sahiplendirilebileceği, çalışan kişilerin olduğu, ne bileyim yani yapılabilir, bu zor bir olay değil ki. Hayvanları böyle kısırlaştırıp ya da ne bileyim hayvan almak isteyenlerin de gelebileceği, çocukların oyun oynayabileceği sempatik böyle güzel yerler yapılabilir aslında. Bir sürü yer var. İnsanların gidebileceği, erişebileceği yerlerde yapılabilir. Doğal park olarak, topraktan kopmadan, yeşilden kopmadan hayvanlar da mutlu olsun. Ay rüya alemindeki bir böyle bir yer olsun. Ne güzel işte onu diyorum. Ama bizim içimiz yanıyor işte. Hayvanlar katlediliyor. Ormanları atıyorlar. Onlar orada yiyecek bulamaz. Karda, soğukta, kışta. Allah razı olsun hayvan sevenler var. Gidiyorlar arabalarıyla. Görüyoruz sosyal medyada. Tamam gidiliyor. Yapılıyor. Ben de güzel. Gidiyorum. Evet. Ama öyle yerler oluyor ki arabanın da gidemeyeceği, insanın da gidemeyeceği yerler. Nasıl vicdansızlıktır bu? Belediye bunu yapıyor mu? Ya şimdi öldürmek yasak diye topluyorlar hayvanları. Kimsenin ulaşamayacağı yerlerde o atıyorlar. O küpeli hayvanlar yani kısırlaştırılmışlarını da bırakıyorlar. Çok kötü, felaket bir şey. Ya ben mesela Taksim'de birkaç köpek gördüm. Kocaman bir köpek. Hayvan yani korkarsın ama korkulacak gibi de değil. O kadar mazlum bir hayvan ki yani. İnsanlar da içli dışlı ve alışmış insanlar. Ben rahatsız olmuyorum mesela. Korkmaya da gerek yok. Ya i̇çimizde de yaşayabilir onlar. Onların Taksim'de hakları... bir köpek vardı hatırlar mısın? Büyük böyle şişman. Siyah şişman. Yuvarlak. Evet. Böyle aşırı şişman böyle. Yok siyah değil kahverengi. Kahverengi. Yaşlı böyle. Her esnaf onu tanır, besler, ederdi. İstediği dükkana giriyor, evet. istediği yere çıkıyor. Onlar biz, İstiklal Caddesi'nde. İşte onlar bizim uğurumuz aslında. Onu göremiyorlar insanlar. Biliyor musun? İnanmıyorum. O hayvanı öldürmüşler. Allah kahretsin. Nasıl kıydın? Evine nasıl gittin? Hayır bir de şimdi son duyumlarda köpek yiyorlar diye geliyor bana. Benim kafam almadı yani. Ve oğlum, ben sosyal medyada gördüm polis yakalamış. Senin paylaşımında mı gördüm ne ben? Hayır ben kaçırdım onu bulamadım ama sosyal medyada elinde soymuş derisini yavru köpeği yiyecek evet, diye. Gördüm. Ya yani olacak iş değil. Nasıl bir iğrenç bir şey bu ya?
Ya vicdansızlık nedir ki? Nereden geldi bu vicdansızlık bu kadar insanlara? Anlam veremiyorum bir türlü. Ben onu şeyde, sende okudum ama hiç öyle bir şey görmedim. Ben de o sanıyorum bizde değil, yıllar öncenin bir şeyi o. Çünkü ben yıllar bazen önce yalan haberler olabiliyor, doğru söylüyorsunuz. Tabii tabii canım, evet. Şimdi sosyal medyada bazı şeylere inanmayalım. Neden? Şimdi ben bu yayını yaptığımdan beri nelerle karşılaşıyorum, neler duyuyorum, neler ediyorum, neler araştırıyorum, atıyorum. Bundan 5 sene önce veya 8 sene önce bir video paylaşmışlar. İşte hayvan şöyle can çekişiyor, işte araba çarpmış, çart çurt vesaire. Ve alıyorlar o videoyu, günün videosu ve kendisi yapmış gibi, kendisi masraf ediyor gibi yapıyorlar, o videoyu evet. Yayınlayıp bir de milletten veterinerlik şey para talep ediyorlar insanlardan. Çok iğrenç sömürü. İşte yolda bir köpek misal, yaralı köpek. Sen bilmiyorsun ki o nerede. Bir taş toprak görüyorsun, bir de köpeğin fotoğrafını görüyorsun. İşte onu aldım. Yardım istiyorlar işte. Evet. Kapı çok fazla açılıp kapanıyor, ses yapılıyor. Yayına ses gidiyor. Ondan sonra ve hayvanı alıyorlar, fotoğrafını işte ben bunu şey yaptım, sen söyle, tedavi ettiriyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum vesaire gibi. Ondan sonra paralar topluyorlar insanlarda. Bunlar gereksiz şeyler de. Gereksiz değil. Hayır, onlar için çok gerekli. Bizim gibi duygusal insanları sömürüyorlar. Biz de tutuyoruz, para gönderiyoruz. Tedavi ediliyor ya hayvan. Hani iyilik yapıyoruz ya biz. Ya işte iyi niyet. Bizim halkımız biraz iyi niyetli olduğu için. Ama araştırmadan gidip gözüyle şahit olup görmeden vermemek lazım parayı bence. Yani evet. Olur olmaz para gönderilmesi hoş değil. Yani para tuzağına düşürülüyor insanlar. Bizlerin duygularını sömürüyorlar. Evet. Bizlerin duyguları gerçekten sömürülüyor. Her şeyde olduğu gibi. Yapılmaması gereken şeyler. Evet, 1000 lira alacağım. Stüdyomuzda ufak bir bebeğimiz var. O yüzden böyle biraz gürültü oluyor. Artık kusura bakmayın sevgili izleyicilerimiz. Malum. Eskiden eskiden gene bir duygusallığımız varmış halkımızın. Ne bileyim, ağaçlara bile kuşlar için kışın susuz ve aç kalmamaları için barınaklar yaparlarmış, işte kafesler koyulurmuş. Değil mi? İyi niyet varmış. Ama şimdi evet. O kalktı gitti, insanlarda maalesef yok. Kuşlara da düşüneceğiz. Kedilere de, köpekleri de. Biliyor musun? Kuş dedin de aklıma geldi ya. Hayvanlara zehir atmışlar, zehirli yem, biliyor musun bir yerde? Onu gördüm. Evet, çok kötü. Vallahi ah ediyoruz, isyan ediyoruz bir türlü ama maalesef elimizden bir şey gelmiyor işte. Erişemiyoruz, yetişemiyoruz. Evet. Aslında ah da etmeyelim. Allah diyelim, vicdan versin. Neden? Evrende o enerji dönüyor bir dünyanın, bak dünyanın böyle turunu tamamlıyor ve o enerji yine geliyor bizim oraya. Evet, ona eminim. Onun için hep diyelim ki Rabbim her canlıya iyiyle karşılaştır. Eğer bu insan iyi değilse kalbine merhamet. Dualarımda hep öyle zaten dua ediyorum. İyi insanlarla karşılaştırsın ve ayetel kürsü okuduğum zaman onlara da gönderiyorum. Etrafına da işte set çeksin, kötüler yanaşamasın, erişemesin. Onlara da dua ediyorum. Edilir, hayvana da edilir, edilmez diyorlar. Niye etmeyeceğim, hayvanlara da ediyorum. Bir şey soracağım. Sizde de aynı mı bilmiyorum ama. Şimdi biz hayvanseverlerin en büyük derdi bile olsa hayvanlardan daha öte derdimiz olmuyor değil mi? Kesinlikle. Ya insan hayvandan aşağıda olabiliyor ama hayvan hayvanlığıyla kalıyor. İnsandan daha da insanlaşabiliyor. Tam tezat bir şekilde gelmiş durumdayız.
Yani biz sen masum bir canlıya nasıl kesebiliyorsun, nasıl eziyet edebiliyorsun? Ya geçenlerde bir kadın işte, bilmiyorum hangi ırktan, cinsten ama kadın işte resmen köpeği parçalamış, iç organlarını almış yemek için. Ya bu açlıktan mı oluyor yoksa başka bir şey mi var? Büyü için de kullanılıyor diyorlar. Hayvanların kuyrukları, patileri, büyü yapılıyormuş bir de. Ben nereden çıktı bunlar, bu duyumlar geliyor? Kafayı yiyeceğim ya. Peki bunu yapan kişi mi suçlu? Buna göz yumup ben büyü suçlu yaptıracağım deyip yaptırtan mı suçlu? Yaptırtan suçlu. Sen şimdi büyü malzemesini gitmeye almaya kalkıyorsun. Düşünebiliyor musun? Elinde bir kedi patisi. Ben böyle veya aldım, kedi böbreği, kedi yüreği. Böyle İnanamıyorum bir yani. Nasıl bir şeydir bu? Ya bir tarafımız çizilse nasıl acıyor değil mi? Ya bu hayvanları sen kıtır kıtır kesiyorsun, parçalıyorsun, zehirliyorsunuz. Yani Allah'ım diyorum, inşallah diyorum, yani en sevdiklerini alsın ellerinden diyorum artık. O derece beddua eder duruma geldim. Etme etme. Beddua etme, çünkü neden etme? O enerji sonra dönüyor, dolanıyor. Bu tip vakalar daha çok oluyor. Hep diyeceğiz ki bunu yapana Allah merhamet versin, bir daha yapmayı nasip etmesin. Evet, ıslah etsin. Yani bir daha aynı durumu yapmayı nasip etmesin Allah. Amin. Kalbine öyle inan ve artık öyle diyeceğiz yani. Ediyoruz, ediyoruz, ediyoruz intizar. Bakıyoruz her gün, ertesi gün daha kötüsünü görüyoruz. Ertesi gün daha kötüsünü görüyoruz. Bari iyi dualar gönderelim de ortalık yok. Ama iyilerin yanında kötüler de çoğunlukta. Kötüler ya, çoğaldı. Hayvan düşmanlığı çok aşırı şekilde var. Bak yani bunu aslında nasıl bize öyle geçirecek? Geliyor. Bak bize öyle geliyor. Biliyor musun? Hayvan düşmanlığı çoğaldı zannediyoruz. Hayır. Bir konu görüyorsun şeyde, internette. Atıyorum, adam köpeği tecavüz etmiş. Bak bir tane kötü görüyorsun değil mi? Adam tecavüz etmiş. Yüz binlerce paylaşım var o adama tepki olarak. Demek ki iyi insanlar daha fazla. Kesinlikle var tabii. Şimdi bizim içimiz yandığı için, içimiz kanadığı için biz onların çoğaldığını zannediyoruz. Değil. İyi insanlar daha fazla. Tamam da yani benim anlamadığım, yani bir hayvana pis nefis nasıl... Ya çocuğa bile geri geliyor biliyorsunuz. 3 yaşında çocuğa bile kötülük ya yapılabilen onlar, bir ortamdayız. Yani Allah yani, ıslah etsin, doğru bak, yola getirsin. Evet. İnsan demiyorum ben. İnsan değil zaten. Ruhları başka. Yaratık onlar. Yaratık bak. Sadece insan kılığında, bak insan kılığında dünyaya gelmiş yaratık, yaratık onlar. Evet. Ya çünkü bunu hiç böyle iki eli, iki ayağı, beyni, kalbi mantığı olan çalışan bir insan bunu yapmaz. Evet. Yani yapmaz. O bir yaratık. Hayvan diyemeyiz biz ona. Hayvana da hakaret olacak. Ama şimdi bir de şu var. Hayvanlara yapıldığı ceza, yapıldığı zaman cezalar verilmiyor. Ağır cezalar verilmiyor. Ya hani, bak bazı canlı hakimler... sıfatında görülmüyor. Sanki metamı almış gibi yani önemsemiyorlar. Aslında ağır cezalar verilmesi gerekiyor. Ama bak hayvanların bazı zulme hakimler yapına. Var. Bazı hakimler var. O bazı hakimler çok güzel cezalar veriyor. Mesela o kediyi öldüren çocuğa bak, hiç katıksız, düşür indirmesiz 6 sene. Evet. Verdi. O kediyi işkence etti biliyorsun, şeyle bidonla en sonunda öldürmeye kalktı. Katıksız 11 sene. Yani indirimsiz 11 sene verdi. Evet, var. Böyle hakimlerimiz de var ama evet. İşte yasaları, mahkemeleri, şeyleri, maddelerini bulup vermeye çalışıyorlar. Onun için bunu böyle bir çuval pirincin içinden taş arayacak gibi değil de güzel bir kanun çıkarın. Hakim girsin. Desin ki şu 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 maddeden, bu maddeden dolayı sen şunu yaptın. Türk Ceza Kanunu'na göre şunu ettin. Tamam, senin yatarın 8 sene diyecek. Bitti. Ya insan görünümlü canavarlar. Aynen. Bu arada reklamlara giriyoruz. İlk yarımızda evet. Reklamlarımız var. İkinci yarıya kısa bir şey sonra karşınızdayız. Kısa bir aradan sonra. Görüşmek üzere. (Gülüyor)
Bak evet. Ne kadar güzel program ilerliyor. Şimdi sevgili izleyicilerim, sizlere küçük bir sürpriz yapayım mı? Tabii ki ekranları başında küçük çocukları olanlar mutlaka ve mutlaka bu yayını izletsinler. Bizler küçücükten yavrularımızı hayvan sevgisiyle büyütüyoruz. Sevgili Behiye'nin çok tatlı, o kadar güzel bir torunu var ki ve aile de onu hayvan sevgisiyle yetiştirmiş. Değil mi Behiye'cim? Evet. Uğurkan'ı şöyle bir ekrana alalım mı? Gel gelsin Uğurkan bakalım. Bak bizim şeyle izleyiciyle böyle böyle buraya gel bak. Gel gel. Bak buradan dolaş Uğurkan'cım. Bak Uğurkan, arkamdan dolaş. Bak evet. Burada benim mikrofonum var. Şimdi ben sana sorular soracağım. Sen de bana cevaplayacaksın. Gel gel gel. Hatta böyle niye öyle geri kalıyorsun? Gel biz böyle beraber oturalım sunalım programı. Şimdi Uğurkan. Sen hayvanları çok seviyor musun? Evet. Seviyorsun. Şöyle ben sana şöyle mikrofonumu da şöyle bir tutayım, yaklaştırayım. Evet. Peki. Ses geliyormuş galiba. Geliyor. Tamam. Şimdi Uğurkan'cığım, buradan senin gibi çocuklara hayvanlarla ilgili neler önermek istersin? Hadi bir şöyle söyle hayvanları bakalım. Hayvanları öldürmeyelim. Hayvanları vurmayalım, tekme atmayalım. Ve en önemli şey hayvanları sevelim. Sevelim. Yardımcı olalım. Sevmezsek onlar aç susuz kalır, ölürler. O zaman hemen su, köpeği, pardon, su yapıyoruz, mama yapıyoruz, onlara kulübe yapıyoruz ve hemen onlar canlılıklarına kavuşuyorlar. Ben seni yerim ya. Peki Uğurkan'cığım, senin evinde beslediğin hayvan var mı? Hadi bakalım hangi hayvanları bakıyorsun? Bir de onu anlat. İki köpek. Beyazın ismi Kont. Sarının ismi de Bozo. Bozo. Ama şimdi dur bak. Şimdi konuşuyoruz şimdi. Başka ne hayvanlar var sizde? Ben biliyorum sizde başka başka hayvanlar da var. Ördek, tavuk, kedi, kaz. Sen bu ördekleri, kazları, ondan sonra tavukları asla kestirmezsin değil mi? Yok. Bravo ya sen. Ama bir gün hasta olduklarında bir tanesi hasta olmuştu. Böyle bir tanesi babam arabayla izmişti bir gün. Olabilir kaza. Kazayla. Kazayla olabilir ama. Bütün bağırsakları dışarı. Ay yavrum ama çok üzüldü babam değil mi? Ondan sonra Orkan, babam Orkan kesmek zorunda kaldı. Veterineri aradık başka kalamaz dedi. Hayatını yaşayamaz. Çok üzüldü değil mi babam? Ha? Canım o kaza olacak öyle şeyler olur. Yani biz kazayla hepimiz bak insan öldürüyoruz kazayla. Evet. Yani şimdi bunun bir şeyi yok. Öyle kötü bir şey yok. Ama işte acı çekmesin. Peki evet. Hadi bakalım şimdi biz yayınımıza devam edeceğiz. Uğurkan'la tanıştınız. Uğurkan'cığım çok teşekkür ederim. Ekranımı şenlendirdin. Bütün çocuklara da aynı tavsiyede bulunuyorsun değil mi? Evet. Hadi bakalım. Şimdi Uğurkan'ı şöyle alkışlarla bir gönderelim. Teşekkür ediyorum. Hani biliyorum lan. Çok teşekkür ederim Uğurkan'cığım. Ve selamlarla bir şey gönderiyorum size. Ay yerim onu ben. Ay maşallah. Allah'ım esirgesin çok tatlı. Ne kadar güzel böyle bir torun yetiştirmişsiniz. Ne kadar güzel evlat ve her şeyden önce güzel bir gelin. Bir de bir şey evet, unuttum. Maşallah, evet. Bir de bir şey unutmuştum. Ne unuttun? Sizinçamızda çocuk olunca olur, olur. Biz hayvanlara da değer veriyoruz, çocuklara da değer veriyoruz. Bir de buradan, babam beni izliyorsa ona da selamlarımı yolluyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Babaya da selam söyledi. Tamam bakalım hadi. çocukların ve hayvanların girdiği her ortam o kadar sıcak, o kadar güzel olur ki.
Evet, saflık ve güzellik tabii. Değil mi? Sade bir ruh. Pırıl pırıl bir ruh. Saf, temiz. Evet. Ama ne güzel böyle ailelerin elinde yetişen çocuklar. Şimdi ben ne istiyorum biliyor musun Behiye'cim? Allah her anne babayı Uğurkan'ın yetiştirilmesi gerektiği gibi yetiştirsin. Amin inşallah. Ki gelecek nesillerde şu hani internette içimizi yakan, içimizi üzen konuları duymamak için. İnşallah, inşallah. Ama maalesef engel olamadığımız şeyler var. Engel şöyle olacağız. Bence biz anne babaları iyi bir eğitmemiz lazım. Anne babanın eğitiminden geçiyor. Çocuklar yetişiyor. Örnek alarak yetiştiklerinden dolayı işte zaten. Bütün sıkıntı orada. Çocuklara altyapısını yapmaları lazım. Hayvanlarla ilgili bilgilendirmeleri lazım. Sevgiyi vermeleri lazım. Aşılamaları lazım. Bunu yapmaları gerekiyor. Ama genelde bizim yani bazı cahil kesimlerde bu yapılmıyor işte. O var. Ondan dolayı da kaynaklanıyor. Bilinçli aileler bilinçli kişilerin olduğu yerlerde hayvanlarla ilgili üzücü haberler almıyoruz. Böyle bilinçsiz kesimlerde gelen haberler zaten bizi daha çok üzüyor. Çocuklara eğitim verilmiyor o konu. Okullarda bile verilmesi lazım bu eğitimin aslında. Ama şöyle bir şey var bak. Hayvan sevmenin gerçekten kültürle veya cehaletle bir bağlantısı yok. Hayvan sevmenin tamamen şu yürekteki vicdanla ilgisi var. Aslında öyle. Ama sokaklarda ben genlerde çocuklar görüyorum. Küçücük çocuklar. Ve bu çocukların bir kısmı dilenci mendil satıyor. Çünkü ben bu programı yaptığım için çok iyi bir gözlemciyim. Öyle çocuklar görüyorum ki almış simidini kırmış, yarısı köpeğin ağzına tepmeye çalışıyor. Aynı ben şey bunları gördüm. Yani bunun cahillikle vicdanın yerini hiçbir şey almıyor. Kesinlikle orası. Yani biz hani diyoruz ya anne babayı eğitelim anne babayı. Eğer o anne babadan doğan çocuk vicdanlıysa zaten anne babaya gelecek hayatında tepkiyi zaten veriyor. Orada da haklısınız. Evet. Orada da haklısınız. Vicdanla alakalı. Bence. Ha, kötünün iyisi. Evet dediğiniz doğru. Aileleri yönlendirmek gerekiyor. İşte merhamet, çocuklarınıza hayvan sevgisi aşılayın. Karşılıksız sevginin ne olduğunu öğrensin. Ondan sonra bunları öğretmesi gerekiyor zaten normal bir ailenin. Ama bunu söylediğinizde sizin dediğiniz gibi cahil bir aile zaten anlayamıyor. Aman diyor bu devirde çoluğa, çocuğa, kıza tecavüz ediyorlar da hayvana yapmışlar çok mu? Bu ne kadar kötü bir mantık. Ama bunu yapan kim işte? Böyle bir ailenin çocuğu yetişiyor. Böyle evde bu zihniyette yetiştiği zaman bu yapıyor bunu. Evet. Ama işte evlerde verilmiyorsa bu değer okullarda verilmesi lazım. En güzeli. Evet, öğretmenlerin hatta bunun ders kitaplarına dahi girmesi lazım. Evet, ben bunu Milli Eğitim Bakanlığı'nın hep buna, söylüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı işte buna biraz parmak basması gerekiyor bence. Hayvan haklarını evet mutlaka ve mutlaka öğretmeliler. Kesinlikle. Mutlaka. Yani bir seçmeli ders olarak da değil, zorunlu ders koymalılar. Zorunlu ders olmalı zaten. Hayvanı sevmeyen, doğayı sevmeyen hiçbir şeye faydası olmaz. Zararından başka hiçbir şey olmaz. Ben öyle düşünüyorum. Çocuklarımızı bu şekilde yetirsek ancak bir dünya belki düzene o zaman girecektir. Bu şekilde olursa. Vallahi bütün insanlık düzene girer. Yalnız şöyle mesela tabii duyuyoruz dışarıda da aynı mesela Avrupa'da bir takım şeyler oluyor ama orada daha çok değer veriyorlar hayvanlara sanki. Sokaklarda mesela göremiyoruz diyorlar gittiğimiz zaman ama burada da mesela aynı şey düşünülüyor. Komple bir işte yasadan dolayı öyle bir olay var herhalde. Sokaklarda hayvan bırakılmayacak, barınaklar yapılacak. Ama işte diyorsunuz ya bu yasanın altında ne var?
Yani güzel bir şekilde mi bakılacak, bırakılacak yoksa farklı şeyler mi güzel olacak? Güzel bulma gibi olmaması mümkün değil. Özel televizyonları var. Eğitiyorlar. Eğiticileri var. Ama işte ben diyorum gene vicdandan geçiyor diyorsunuz ya. İşte belediyelerin çalışanlarının, bu işe el atanların da merhameti, vicdanı olacak ki güzelleşsin bir takım şeyler. Onun için doğal parklar yapılsın. Hayvanların ya rahat edebileceği, huzur bulabileceği, sahiplendirilebileceği, çocukların da gelip en azından oyun bile oynayabileceği öyle ortamlar yaratılabilir aslında. Yani bu kadar zor değil ki. Nerelere para gitmiyor çünkü biliyorsunuz. Evet. Yani hayvanı al, ormana at. Nereden su bulacak, nereden yiyecek bulacak. Bir de uyutuyorlar, uyutarak bırakıyorlar. Ya onlar da çocuk gibiler aslında. Onlar da bizler gibiler. Bizi mesela alsınlar, uyutsunlar, bir yere atsınlar. Bilmediğimiz bir yerde ne yaparız? Şaşırırız değil mi? Hayvandır, bir şey olmaz. At gitsin. Olmaz işte. Onlar da dengesini şaşırıyor. Korkuyorlar, şaşırıyorlar. Onlar da bizim gibi hasta olabiliyor. Onlar da mesela insanlar gibi kör doğabiliyor, sağır olabiliyor, sendromlu olabiliyor, ne bileyim işte engelli olabiliyor. İşte onlara o zaman kedidir, duymayabilir mesela değil mi? Duymadığını anlayamıyoruz ki biz mesela. Onlarda bizim gibi insan gibi duyguları var. Sadece bedensel değişik Allah yaratmış. Ama acıyı da, açlığı da, sıkıntıyı da onlar da bizim gibi hissediyor. Evet, doğru. Öyle görmemiz gerekiyor. Doğru. Şimdi hayvanlara yurt dışında, yani gelişmiş ülkeleri diyelim, biz aslında sokaklarda hayvan görmediğimiz zaman hayvanlar orada rahat ettiğini zannediyoruz değil mi? Ya orada da var tabii yanlış insanlar, mutlaka bizimkiler gibi. Hayır, kanunları var, yasaları var. Şimdi dünyanın en gelişmiş ülkesi, bu Fransa'da da böyle, Hollanda'da da böyle, Almanya'da da böyle. Şimdi bir hayvan barınağa geliyor. Barınakta 3 ay onun ömrü var. 3 ay içinde yapabilecekleri en güzel şeyleri yapıyorlar o hayvana sahiplendirmek için. Evet. Yıkıyorlar, paklıyorlar, süslüyorlar, püslüyorlar. Ondan sonra sürekli internete veriyorlar sahip bulsun diye. Ve 3 ayın sonunda sahip bulamadı mı hayvanı uyutuyorlar. Bunun için orada sokaklarda hayvan yok. Vah ya. Şimdi bak, bizde de bu yok. Biz hani öyle böyle diyoruz ama kör topal da olsa işleyen bir 5199. yasamız var. Kör topal da olsa işliyor. Ama para cezası alıyor karşı taraf ama şey. Ama bizim mesela barınağa girdi mi, işte bunun 2 aylık ömrü var, 3 aylık ömrü var, 3 ay içinde sen bunu sahiplendirmezsen uyut diyen bir, ne bir kanunumuz var, ne bir veterinerimiz var, ne de böyle bir şey yapıyorlar. Şimdi Allah var yani. Ama dünyanın her medeni ülkesinde maalesef ki bu yapılıyor. Ha, o da çok üzücü bir durum. Çok üzücü. Bilmiyorum. Hayvanların ortamları çok güzel. En iyi mamaları veriyorlar. En iyi şekilde hayvanı orada 3 ay misafir ediyorlar. Her şeyiyle dört dörtlük hayvan. Yaşam tarzı. Temizliği, hijyen, maması şey. Ama maalesef ki sahip bulamadıklarında uyutuyorlar. Çünkü yenisini koymak için. Yer açıyorlar. Bizdeki gibi mesela yeni Yedikule barınağındaki gibi 4500 tane köpek üst üste değil. Ama en azından biz yaşatıyoruz. Şimdi git bizim barınağa, 4500 tane köpek var. Meral Olcay 4500 tane köpek bakıyor orada. Sahiplenebilir. Binnurcum diyor kadın. Bak bugün diyor 4 tane köpek sahiplendirdim diyor kadın. 4 tane köpeği sahiplendirdim. Bir bakıyorsun diyor ertesi gün 14 tane köpek geliyor diyor. O da nasıl? Tabii çok zor. Yani bakın nasıl. 5 sene önce 2500 köpek vardı. Şu anda 4500-5000 köpek i̇şte var. Kısırlaştırma kesin yapılması lazım. İşte özellikle golden cinsi köpekleri alıyorlar. Köpek ya, yaşlandı, evet. Hastalandı, atıyorlar. Her yer golden. Her yer şey, Sibirya kurdu. Git Meral Olcay'da dünya kadar Sibirya kurdu, golden var ya. Yazıktır, yazık, yapmayın, evet. Yazıktır. Yazık.
Aldın hayvanı Aynen. ölene kadar bak. Yani gelişmiş ülkelerde sen bir hayvan aldın. Bu hayvan aynı insan gibi. İnsan gibi. Nüfus kağıdı olacak. Seri numarası olacak. Pasaportu olacak. Sağlık karnesi olacak. Ve bu köpek atıyorum bir yıl içinde bir veterinere gitmediyse, ziyaret olmadıysa veya şey olmadıysa devlet geliyor, köpeğe bir şey mi yaptın diyor. Evet, devlet kontrolü altında. Aynı insan gibi. İnsan gibi, evet. Benim... Aynı bildiğin insan. Yani eve sahiplendirdiğin zaman sen bu köpeği kimseye veremezsin. Eğer ki de ki, atıyorum o memleketten gideceğim, başka bir ülkeye yerleşeceğim ama hayvanını götürme ihtimalin yok. En yakın komşuna ne yapacaksın? Vereceksin, onu sahiplendireceksin, komşuna vereceksin. Hayır, kafana göre veremezsin. Çünkü o onu bu sefer hırsızlık muamelesi yapar, sen hayvanı çaldın diye. Gideceksin, devlete bildireceksin, nüfusunu devredeceksin, kimliğini devredeceksin, yeni numarasını çıkartacaksın. Prosedür. Ve hayvanı oraya verdiğini belli edeceksin. Ama doğrusu da o zaten. Yani şimdi orada bizdeki aramızdaki yani farkları söylüyorum gelişmiş ülkelerle. İşte onun için yani ben bir ülkenin sokaklarında hiç hayvan göremiyorsam, kedi köpek göremiyorsam o ülke için aklında kocaman bir soru işareti olsun. Evet. Amerika'da da mı böyle? Benim Amerika'da tanıdığım bir insan var. Amerika'da kız her hafta 3 tane 4 tane kedi kurtarmaya çalışıyor oradan. Ve onları dışarıdan sahiplendirmeye çalışıyor. Yoksa yani bakıyor hanginin 3 ayı dolmuş, onu kapıp getirmeye çalışıyor, getiriyor. Yani sahiplenmiş gibi dışarıdan sahiplendiriyor. Çok katı bir kural o da yani. Katı kural ya, tabii ki. Allah Allah. Ve Amerika'da 3 aydan fazla zaman yok. 3 aydan şeyde galiba Avrupa ülkelerinde galiba 4 ay veya 5 ay var. Ama Amerika'da 3 ayı geçemez bir hayvan. Barınakta 3 aydan fazla yaşam şansı yok. Ve kız kendini sırf bu hayvanlara adamış. Bir ara böyle evin nüfusu çıkıyor 10 tane 15 taneye çıkıyor. Neyse ki onları paldır küldür o 3 ay içinde hani şey yapmaya çalışıyor, sahiplendirmeye ki yenisini gidip almak için. Hadi bu bir başına bu barınakta. Koca Amerika bir yan var. Herkes onun yaptığını yapamaz ki. İşte onlar da insanlar gibi çoğalıyor. Çoğaldıkça işte önüne geçilmiyor. Aslında evet kısırlaştırma en güzel yöntem fakat gözümüzden kaçanlar var. Hayatım şimdi gidiyorlar sembolik olarak büyükşehir belediyelerinden ilçe belediyeler sembolik paralar alıyorlar. İşte diyor ki attım bizim mahallemizde 200-300 köpek var kısırlaşacak diye. Büyükşehir belediyesi bunlara gerçekten bu ödeneği yapıyor. Hayvan ödeneğini yapıyor yani. Büyükşehir Belediyesi tutun bunları ormana atın demiyor. Şimdi Allah var. Mahallenizdeki hayvanları kısırlaştırın diyor. Ama bunu yapan ilçe belediyeler. Parayı alıyor. Belediyenin hesabına geçittiriyor. Hayvan bakımı için sembolik olarak 10 tane 15 tane köpeği aşılatıyor. Tedavisini ettiriyor. Kısırlaştırıyor. Sokağına salıyor. Geri kalan 200-300 tane hayvan ormanda. Evet. Ormanda. Hatta 10-15 tane de geri bırakıyor ki çiftleşsin, yavru olsun ki ikinci kez para alsın. Çoğu hayvanları attı çünkü ormana gitti o hayvan. Çiftleşecek ki yenisi, yeni paralar gelsin. Ama burada en büyük sorun gene büyükşehir belediyelerinde. Evet. Sen yaptığın hayvanının bana sayısını ver diyecek. Bir daha bu sokakta doğurmuş hayvan istemiyorum diyecek. Madem 300 köpeği sen bunu tedavi ediyorsun, şu 300 köpeği göster bakayım bana mahallende. Çıkara çıkara 50 tane köpek çıkaracak ona. Yani evet. Gel bakayım sen buraya 250 tane köpek nerede? Yani bunu aslında bu denetimi büyükşehir belediyeleri vermesi lazım. Evet. Ben sana bu parayı verdiysem
karşılığında da hizmeti bir göreyim. Sen benden 300 köpek parası aldın. Nerede bu köpekler? Paralar nerede, köpekler nerede? Yani. Şimdi aslında çok yapılacak şeyler var. İmkanlar ben var, kendi adıma canım. Bak, ben kendi adıma Büyükşehir Belediyesi'nde başkan olsam, ilçe belediyeleri benden kısırlaştırma parası alsa köpek adetini alırım. Kaç köpek? 50, 100, 150 her işte neyse. Onlar işte insan. Ve bunların gider denetimini getir bakayım şimdi. Bugün ödediysen parayı 3 gün sonra giderim. Göreyim bakayım şurada 300 tane 200 tane köpeği derim. Öyle ya, ben sana bunun parasını verdim. Nerede bu köpekler? E göre göre ben 10 tane köpek göreceğim orada. Çıkar bakayım öbür köpekleri. Şimdi ha sen bunu yapmadın mı? İn mevkiinden derim, atarım onu. Ama yapmıyorlar işte. Yani günümüzde hayvanları canlı olarak görmüyorlar ki zaten. Yani bitki gibi görüyorlar veyahut da ne bileyim hiç yani cansız bir şey mal gibi. Olarak geçiyor. Mal hayvanlar olarak geçiyor, mal evet. Olarak geçiyor. O da sahipli hayvanlar. Sokaktaki hayvanların zaten adı bile yok. Hayır bir de bir ara böyle bilmiyorum yalan mı doğru mu sosyal medyada şey oldu görüntüsüyle de verdiler gerçi. Gemiler dolusu hayvanları evet, 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 göndermişler. Evet bu evet evet. Çin'e mi gidiyor? Çin'e. Allah Allah. Çin'e hayvanlar gidiyor. Ve kaçırmışlar gemiyi. Bu bir ara goldenları götürüyorlardı. Ya yazık günah yiyorlar onlar ya hayvanları yiyorlar. Kürk yapıyorlar. Kürke kürk karşıyız işte. Kürk tabii kürkünü alıyorlar goldenların. Tabii buradan akın akın golden gidiyor. Hayvanlar gidiyor. Kediler gidiyor. Bir ara şeyden götürmeye çalışıyorlardı yabancı uyruklu kadınlar gelmiş. Hayvan severiz bahanesiyle kafe şey box'larla kedileri toplayıp gemilere şeyde Ayvalık'ta Cunda Adası'ndan gemileri kaldırmışlar. Allah. Cunda'dan tabii canım. Yani vicdan ama bunu yabancı uyruklular yapıyor ama bizim gemi limanındaki dert de göz yumuyor. Dur bakayım sen bu kadar hayvanı deniz yoluyla nereye götürüyorsun? Diyen bir tane babacan bir memur çıkması lazım. Evet. Polise haber verip şey görgü tanıkları videoluyor bilmem ne yapıyor. Polise haber verip gelene kadar gemi kalkıyor gidiyor. Evet çıktı o. İşte her şey parada bitiyor. Çanakkale'de de yapmışlar çıkıyor. Aynısını. Evet. Çanakkale'de. Aynı durum. Ya zaten bütün dünya ayaklandı bu Çin'deki olaydan. Bayramlar oluyor. Özel günlük köpek kesip. Ne deniyor ona? İşte oksimi. Değişik bir şey. Bir şey bayramı evet. Diyorlar. O ne rezil bir şey. Ama bak onu ben çok iyi bir yerden duydum. O Çin'de bu bayramı kutluyorlarmış. Fakat son bu dönemde hayvan hakları ve dünya ayağa kalktığı için evet. O bayramı artık yapmıyorlarmış. Ama bir küçük bir şehri mi, küçük bir kasabası mı ne varmış? Sembolik olarak sadece orada yapıyorlarmış bunu. Yani bütün İnşallah Çin'de değil. İnşallah orayı da kaldırsınlar. Gelirim. Yani isterse 3 tane yapsınlar. Hayır, yani olmaması lazım. Çünkü tabii. Onlar düşünen hayvan. Yanında beslediğin köpek sen bütünleşiyor, insanlaşıyor. Bütün hayvan hakları savunucuları o köye saldırıyormuş. Hayvanları kurtarmak için, parayla satın almak için. Kurtarabildiklerini kurtarıyorlar. Ama o internette gördüklerimiz bazı hani köpekleri kaynayan kazanlarda çevirmeye çalışıyorlar falan. Onlar çok eski videolar. Günümüzdeymiş gibi kaynatıp ortaya getiriyorlar. Değil. Onlar geçti artık. Yok yani. İnşallah. Çünkü çok iyi biliyorum. Çin'den bir benim tanıdığım var. O anlattı. Çünkü Çin'de de eylem yapmışlar bu konuda. Ama onlarda da köpek sevenler var genelde. Tabii canım. Bir ara o Çin'de mesela hayvan beslemek evde var. Hayvan evet. Beslemek falan yasaktı. Bütün ev, sen evine kaçırıyorsun hayvanı bari hani bir can kurtardım diye. Gece vakti öyle bir ses çıkarıyorlarmış ki insanların duymayacağı, hayvanların duyabileceği bir ses çıkarıyorlarmış. Hangi evde hayvan bakıldığını anlamak için
O anda hayvanlar böyle çıyak çıyak bağırıyor. Ve evleri keşfedip girip zorla hayvanları alıyorlarmış. Allah Allah, enteresan. Evet ve ondan sonra bunlar da kalkmış. Yani evde hayvan beslemek yasak değil. İşte artık sokaklar ama maalesef ki halen diri diri hayvanları yüzüp kürk yapmak, sokak ortalarında köpekleri kesip lokantalara vermek. Sokakta düşünebiliyor musun? Ben bu köpeği istiyorum diyor. Köpeği kesiyor, derisini yüzüyor. Orada kızartıyor, köpek yediriyor insanlara sokakta. Midesiz ya böyle insanlar, ya, midesiz. Midesiz de değil de vicdansız. Vicdansız, midesiz de yani. Bence çok kötü bir şey. Ya pis nefis insanlar yani, nefret. Yani bilmiyorum yani, kedisi, köpeği, tavşanı, maymunu yiyorlar. Bizde de mesela yok işte köpek olan eve işte melekler girmez diyen hocalarımız var mesela. Yok işte namaz kılınmaz diyorlar. Onu diyen hocanın evinde kaç tane melek geziyor acaba? Bir düşünelim. Benim her tarafımda melek olduğunu zannediyorum. Niye? Senin de her tarafında melek var. Allah bir kere yüzüne gözüne nuru piri vermiş. Yani işte bizde de bazen... Ya onu düşünen insanlara bakıyorum. Allah nurunu pirini bile almış ya. Yani buradaki kötülüğü... Ya böyle bir şeyleri böyle Allah'ı bahane ederek söyleyenlere çok kızıyorum ben. Ya ben Allah de. Bunu yaratmış. O zaman sen Allah'a şit koşuyorsun. Şit koşuyorsun, evet. Allah bu hayvanı siyah istemiş, siyah yapmış. Beyaz istemiş, beyaz yapmış. Yırtıcı istemiş, yırtıcı yapmış. Evcil istemiş, evcil yapmış. Şimdi evet. Sen bunu melekle kıyasladığın zaman Allah'ın önüne geçmiş oluyorsun. Allah'a şit koşuyorsun. Bunu Allah yaratıyor, ben yaratmadım ki. Yaradan'dan ötürü severim yaratılan denir mesela, değil mi? Öyle derler. Bir gün yazlıkta böyle oturuyorum kızımla, kediler geldi yanıma. Ben de garsona dedim ki, kendi yiyeceğimi verdim, aç kaldım. Garsona dedim ki, sen buraya dedim 4-5 porsiyon fazla getir dedim bundan. Ben şunları besleyeceğim dedim. Ben de her yerden... Yani hayvanları alıyorum, kendim yemiyorum da. 5 porsiyon istedim o gün kendi yiyeceğimden. Hayvanların önüne atacağım, o da benim eğlencem. O alıyor, o alıyor. Hoşuma gidiyor yani. Kadının bir tanesi böyle yaptı. Hanımefendi, hanımefendi dedi. Bunlar burada dedi, oynuyorlar, zıplıyorlar, uçuyorlar. Tabağımıza kıl, tüy uçuyor falan dedi. Kadına döndüm, dedim ki bak, bu hayvanları ben doğurmadım dedim. Benim doğurduğum çocuklar değil bunlar dedim. Ben Allah için dedim, masama gelen bir zavallıya nafaka veriyorum dedim. Evet. Nafakasını alıyor bu hayvan buradan dedim. Ha siz kıldan tüyden çok korkuyorsanız evinizden dışarı çıkmayın. Doğada dedim, bunlarla yaşama zorundayız biz dedim. Biz bunlarla yaşama zorundayız dedim. Garson bir şey diyemedi. Neden? Çünkü ben 5 porsiyon fazla yemek söylüyorum ya. İyi müşteri geldi diyor. Ya sadakadır tabii canım, o bir yerde insan... Bunları dedim ben doğurmadım dedim. Düzeltiyor. İnsan beslediği zaman bile onlar duyunca ben de evet, tatmin oluyorum. Allah dedim bana bunları gönderdi. Ben bu soframdakini dedim onlarla paylaşacağım. Nafakamı paylaşacağım. Benim doğurduğum bir çocuk dedi. O kadar dedim kıldan, tüyden, kumdan korkuyorsan dedim. Çıkma kardeşim evinden dedim. Otur evinde dedim. Allah zaten onları bize korumamıza vermiş, bırakmış emanet olarak. Bizler de onlara iyi davranacağız. Bu bizim insani görevimiz. Yapmamız gereken şey. Kur'an-ı Kerim'de Enam suresinde bile yeri var. Çiçek bir şey yapamıyorsan insanlar için diyor, çiçekleri sula. Onu yapamıyorsan hayvanlara yiyecek ver, besle. Ya. Kur'an'da bile var yani, bizim dinimizin içinde yer almış bir şey. Ve hayvan işte haramdır, şudur budur demenin manası yok. Hayvanları haram diyerekten insanlara kötü örnek olan bir sürü insan var yani. Bak ben bazen böyle bayat sular oluyor. Hani arabanın kenarına koyuyoruz ya, kapı içlerinde tutarız o suları, bayatlar. Ben derim ki ya kızım şunu şurada dökelim falan. Anne sen deli misin diyor bana, kızım diyor.
Ya yoldan geçerken diyor, belki diyor bir diyor hayvan görürüz ona koyarız. Belki diyor bir çiçek görürüz, hani solmuş bir çiçek görürüz diyor, dibine dökeriz çiçek dirilir diyor. Su dökülür mü anne diyor bana. Benim kızım tabii, bana tabii, bunu söylüyor. Aslında ne güzel bir, işte ruhu güzel. Ve bak bir dirhem suyu benim kızım asla tutup da böyle yere dökmez. Ya bir hayvanın önüne tasına götürür döker onu yolda. Ama ne güzel yetiştirmişsiniz. Ya sen, bir çiçeğin evet. dibine döker. Yani kuru ot şu bu görür. Orayı ne kadar sularsam o kadar kar diye çocuk götürür oraya şey döker. Ya bunlar hep yetiştirmekle yani, evet, ilgili. Tabii kesinlikle. Evet, güzel ruhlar var. Ama siyah ruhlar da var. Kararmış. Maalesef. Ya, şimdi bak Behiyeciğim benim en çok acıdığım insan türünü söyleyeyim mi? Aslında bak ben insanlara hiç acımam. Ağzı varsa, dili varsa, konuşması varsa, akli dengesi yerindeyse, derdini anlatıyorsa ve bu insanın evet. başına bir şey geldiyse ben bu insana acımam. Evrende bir şeyler vardır, dönüp dolaşıp insanı evrende bulur o enerji. Ama en çok acıdığım insan türü hayatı boyunca bir kedinin kafasını tutup sevmemiş. Sevmemiş, evet. Bir köpeği tutup sevmemiş. Bir hayvanı sevmemiş. Sokakta böyle pis, sümüklü, öksüz bir çocuk onun gözlerinin içine bakarken ne kadar sevgi yüklü, acaba bana ilgi gösterir mi diye kalbinden geçiren bir çocuğa yanaşıp yakından bakıp da ona derdini sormamış. İnsanlara ben çok acıyorum. Kayıp ruhlar. Ruhsuz insanlar öyle olanlardan. Ve ben buradan her zaman diyorum ki, bak her zaman derim ki, Rabbim herkesi bir gün kedi, köpek, kuş hiç fark etmez. Bir hayvanı alıp sahiplenmek, evlat edinmek ve o sevginin nasıl bir sevgi olduğunu görsün. Evet. Evlattan ayrılmıyor. Ayrılmıyor. Benim evimde 3 tane kedim var. Emin ol sevgi olarak kedimle çocuğumun arasında bir fark görmüyorum. O da aynı zaten. Çocuk. Onlar da çocuk. Çünkü sen alıyorsun. Sen onlar da ilk doğduklarında bebek. Onlar senin da terbiyen ne büyüyor? Evet. Sen bakıyorsun ona. Eğitebiliyorsun, yetiştiriyorsun. Çok zavallı insanlar. Maalesef, ben bu insanlara maalesef. Zavallı gözüyle bakıyorum. Bilmem sen ne düşünürsün. Ya hayvandan daha aşağı olmuş olarak görüyorum. Yani daha da aşağı bir yaratık mahluk. Hayvan sevgisi içinde barındırmayan insanlar. Şimdi bak şöyle bir şey hayvan diyemiyorsun. Bazı geliyor. İnsanlar var hayvanı tutmuyor. Ellemiyor ama zarar vermiyor. Zarar ve vermiyor, başına evet. zarar gelmesinden korkuyor. İşte bu insanın bir gün gelip de o hayvanı okşamasını istiyorum. Çünkü içinde bir cevher var. Ona zarar gelsin istemiyor. Bu bizim için çok güzel bir şey. Ama bazı insanlar var. Varını, yoğunu, servetini, her şeyini o hayvanların uğruna veriyor. Senin, benim gibi. Evet. Ama bazı insanlar da var. Nereden geldi bunlar? Efendime söyleyeyim ne gereksiz canlar. Allah bunları niye yaratmış? Ne faydası var? Diyen insanlar. İşte bizim oturduğumuz yerde bir bayan var mesela. Üç çeşit insan var. Kapıya koyuyoruz, mama koyuyoruz. Geliyor tekme atıyor, dağıtıyor. Korkuyormuş, giremiyormuş apartmana. Kızım dedim, çektim, konuştum. Genç de bir bayan. Dedim niye dedim böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsun dedim. Yani ne gerek var ki? Sana ne zarar? Kedi de yani zararsız bir hayvan. Yani böyle tırmalayan cins olur, zıplar falan hiçbir şey yapmıyor. Dedim o içinde psikolojik olarak rahatsızmış yani o şekilde. Ben diyor korkuyorum kediden diyor. Senin de mamayı niye dedim dağıtıyorsun? Ona para veriliyor. Atıyorsun yolun ortasına fırlatıp atıyor mesela. Dedim yapma günah dedim. Yani bu dedim kendini dedim tedavi et dedim. Bu konuda dedim kendini dedim tedavi etmeye bak. Normal değil. Normal bir insan bunu yapmaz çünkü. Yani korkacak bir şey yok ki hayvandan. Kediden şu kadarcık kediden korkuyorsun yani dedim. En sonunda sinir fare ruhu mu taşıyorsun sen dedim acaba dedim. Ben de sinirlendim.
Üzücü şeyler. Evet. Üzülüyoruz. Her gün değişik şeyler duyuyoruz ve çok üzülüyoruz. Ben üzülüyorum gerçekten. Ağladım. 3 tane köpeği bir arada tutup ağaca tutup asıp bağlamışlar hayvanları. Bunu hangi mantık yapar, hangi vicdan yapar? O gün resmen yemekten yemedim. Sinirim bozuldu. Belki görmüşsünüzdür sosyal medyada. Onlar çok eski fotoğraflar. Onu ben yeni gördüm. Ve Türkiye'de değil o. Afrika'da mı ne? Vietnam'da mı, Afrika'da mı ne olmuş yıllar öncenin fotoğrafları ama... işte bizde de yanlış bunlar yani işte, yanlış bunları, yapıyorlar bak, aslında. Hayvan hakları savunucuları da bunları çok yanlış yapıyor. Ya bir fotoğrafın tarihine bak, bunu paylaşıyorsun, tamam. Ha, eski çiğ fotoğrafa gerek değil, yok, biz kendi derdimizle zaten, biz kendi derdimizle ölüp bitiyoruz. Zaten bu hayvanlara yasa istiyoruz, kanun istiyoruz, hayvan haklarını istiyoruz. Onu istiyordun. Ya sen gidip de mesela 10 sene önceki olan bir şeyi iki de boyuna sosyal medyaya bugün olmuş gibi koyuyorsan bunu yapanlarda da bir ruh hastalığı var. Evet. Kesinlikle. Tedavi ihtiyaçları var aslında. Yani yıllar önce olmuş bu. Ama bizim ülkemizde de değil ayrıca. O kadar iyi takip ediyorum ki ben bu işleri. Neden? Yani çünkü neden? Bu program yaptığımız için. Ama yapılan şey var, yani günümüzde olan olaylar var. O dede gibi gördüğümüz, babacan bir amca, evet. Amca diye gördüğümüz köpeği nerelere götürdü, şey kesinlikle, yaptı, evet. Medyaya düştü, çekilmiş görüntüleri var. Tamam, onlar bugünün. Sen git onunla uğraş. Ona ceza aldırma uğraş. Sürüklüyorlar arabaların arkasına koyup. Nedir yani? Ha, bak onlar oluyor. Izindir. Evet, onlar var. Ya, eşeğe kadar eşeği Allah'ım bile sürüklemişler. Allah'ım diyorum ya Rabbim. Allah'ım şey? Diyorum. Ya Rabbi beni öyle görüntülerle karşılaştırma. Artık karşılaşırsam onu yapan insanla ne yaparım, ne ederim, nasıl bir karakolluk, mahkemelik olurum bilmiyorum. Nasıl psikolojisi var öyle bir insana? Yani nasıl bir ruha sahip öyle bir şeyi yapabiliyorsun? Ve çekiyorlar, çekenler de müdahale etmiyorlar. Ben ona da kızıyorum, sırf çekmek için değil yani, olmaz. Önüne geç, bizim mani ol, engelle. Bizim sitede iki tane kedi zehirlemişler. Kim sitemizin barınağı var, yönetimimiz hayvanlara çok iyi bakıyor. İnsanlar hayvanlara zarar vermiyor. Aman site ayaklandı. Vay, bugün kedileri zehirleyen insanın yarın bana aynı sitede bir kötülük yapmayacağı ne belli. Ne malum, evet. Diye artık site bir ay inceledi o videoları. Hani hayvanları kim zehirledi bulacak, adaletin önüne teslim edecek ve onu siteden evet. Atacak. Yani kafaya koydu yönetim. Çıka 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 ne çıktı biliyor musunuz? Hiçbir şekilde hayvanlara zehirleme yapılmamış. Hayvanlar dışarıda zehirlenmiş, siteye koşa koşa kaçmış. Evleri, yerleri bizim site ya. Çıkıyorlar, geziyorlar yani. Dışarılarda, sokaklarda da geziyorlar. Evet. Kedi bu, her yere gidiyor. Hayvanlar dışarıda fenalaşıp zehirlenince kameralarda yakalıyorlar. Hayvan dışarıdan gelirken bacakları çarpılarak gelmiş ve sitenin içinde yığılmış. Vah, vah. Yani sitemizden olmamış. İşte böyle ayaklanmalı insanlar. İki evet. Tane kedi bizim sitemizde zehirlendi diye bütün site, ki biz yaklaşık 8-9 bin aileyiz orada. 8-9 bin kişilik site. Kimse kimseyi tanımıyor. Ama ufak bir şeyde herkes aynı alana geliyor, toplanıyor, ediyor, ay ne oldu, ne etti diye bakıyoruz ya. Evet. Kedi zehirlenmiş. Birbirine millet telefon açıyor. Ben benim ya, bloğumla, mesela benim bloğumla kedinin zehirlendiği bloğun arasında daha kadar fark var. Hemen bir arkadaş aradı. Binnur, koş, kediler zehirlenmiş bizim sitede. Haydi, herkes ayaklanıyor. Duyan duymayana, duyan duymayana. Ondan sonra incelendi, incelendi. 15-20 gün sonra mı, vallahi yalan olmasın, bir ay sonra mı ne? Kedinin dışarıdan bir şey yiyip zehirlendiği keşfediliyor kameradan. Ya bence birileri tutuyor parayla, ama para ve genç çocuklar var çünkü böyle arabalar. Ha, dışarıda yapıyorlar, yapıyor, her şeyi. Para veriyorlar herhalde. Kim yapıyor bunu ama? Bunun sitemizde, bizim sitede hiçbir hayvana zarar yok. İşte araştırıp bulunması lazım yani, özel olarak. Buluyorlar, ne olacak ki? Polis tutuyor, buluyor, götürüyor, savcının önüne koyuyor. Ama ondan sonra savcı salıyor.
caydırıcı ceza vermeleri tabii, gerekiyor. Yok, vermiyor. Ağır işte, ceza verecekler. İşte, veyahut da yani bir, onun bir karşılığını alması gerekiyor. İşte Hayvanlara Adalet Derneği, Avukatların Derneği de bunun üzerinde duruyor. Yani artık hayvan mal gözünden, mal stötesinden çıksın, can statüsüne girsin diye. Bir kere bunun savaşı var. Önce o mal kelimesi kalkacak hayvanda. O canlı, can kelimesi evet. Gelecek ve ondan sonra bunun hakkında cezalar, bir hayvana zarar verme, en az 4 yıl evet. Yatarı olan 4 yılla 12 yıl arası ceza istiyorlar. Bu kanunun çıkarılmasını bekliyorlar. Niye çıkartmıyorlar? Hala i̇şte da bekliyorlar. Hani çıkaracağız diyorlar. Ya bu kadar zorluk yok ki. Yani, nedir yani? Hep çıkaracağız. Çıkaracağız. Çıkaracağız ama artık yeter yani. Ya insan olduklarının farkına varsınlar artık. İnsanlık bunu gerektirir. Hayır şimdi şöyle bir şey var. Bir hayvana sen eziyet ediyorsun ama onu yapan sadece hayvana eziyet etmiş diye hakim karar bağlamaya çalışıyor. Halbuki sosyal alanda birçok insanın beynine psikoloji depresyon yüklüyor bu. Evet. Bizim ruhumuzu öldürüyorlar. Üzüntüden mahvoluyoruz, kahroluyoruz. Evet. Ya bir düşünürsen bir toplumun ruhu ölüyor. Zaten toplumun ruhu acıyor. Öldü. Yani toplum olarak ruhumuz ölüyor. Yani hayvana yapılan her şeyde gördüğümüz an, gördüğümüz an mahvoluyoruz. Bitiyoruz, eriyoruz. Günlerce benim aklımdan çıkmayan olaylar var. Mesela benim 4 sene önce izlediğim bir şeyler var. Halen benim aklımda. Ve ayrıca ben 20 yıldan beri vejeteryanım. Ne güzel. Et yemiyorum. Ben de etle aram yoktur. Vejeteryanım. Düşün bak 20 yıl önce ben bir video izlemiştim. Ve o videonun üzerine yemin ettim vejeteryan olacağım dedim ve o saatten itibaren. İşte evdeki bütün etleri dolaptan çıkardım. Doğru sokaktaki hayvanlara verdim. Bir daha benim evime etmet girmedi. Eti ellemedim. Ne ellerim eti ne tutarım eti. Misafirim de gelse yemeğe mesela misafirim geliyor şey geliyor. Benim evimde et pişmez. Masama ben et yemiyorum ama misafirim geliyor. İşte misafirime kurallar. Et yapayım. Öyle bir dünya yok. Ben yemiyorsam misafirim de gitsin kendi evinde etini yesin. Benim evime girmez yani negatif elektrik olan bir şey gelmesin diyor. Dünyanın öyle değişik kuralları var yani işte bilmiyorum Allah'ım yaratmış bir şeyler ama güzel yaratmış ama işte acısını da yanında vermiş yani bunu anlayamıyorum. Canlı canlı yiyor, canlı canlı yememesi lazım ama işte yiyoruz. Masana gelene kadar bir de ben de izledim o videolar bazı şeyleri. Allah'ım dedim nasıl biz dedim bilmiyoruz da bilmediğimiz için de yiyoruz. Hiç yani böyle gözyaşıyla, kanla olan hiçbir şeye ortak olmam dedim, alet evet. Olmam dedim. Ve bir daha da o videoyu gördüm. Zaten 10 saniye, 15 saniye seyretmedim bile. Sadece bir başlık atmışlar. Ondan sonra o daha böyle video açılırken ben kapadım, olay bitti. İğrenç şeyler var. Seyredemiyorum ben de. Vicdanım el vermiyor. Ve bunu nasıl yapıyorlar? İşte maalesef işte kurallar, dünyanın kaideleri var. Önüne geçemediğimiz şeyler oluyor maalesef. Ne yapalım? Ama düzelmesi gereken şeyler de var. Kolay da yapılabilecek şeyler var. İşte diyorsunuz belediyenin yapacağı çok şey var. Bu konuda biraz daha merhamete davet edelim. Büyükşehir Belediyesi inşallah bundan sonra bazı şeylere el atarlar da düzelir umarım yani. Ya ben işte aslında belediyelerle de bu durum bitmiyor. Yani bir yasanın çıkması lazım. Yasa kesin çıkması yani lazım. Yani şimdi bak bazı belediyeler var. Gerçekten hayvanını seviyor, sayıyor, öpüyor, kokluyor. Kendi imkanlarıyla kısırlaştırıyor. Hiçbir hayvana zarar vermiyor. Sokağında hiçbir hayvana zarar vermiyor. Bazı belediyeler. Bazıları. Ama bazı belediyeler de topluyor, ormana atıyor. Şimdi burada ne girmesi lazım ortaya?
Kanun girmesi, kanun girmesi lazım. Bu adam kanunları çiğnemiyor, hayvanını bakıyor da sen niye kanunu çiğneyip bu hayvanı ormana atıyorsun? Evet. Deyip o belediyenin peşine düşmesi lazım. Yine kanun, yine kanun. Yani belediyelerle de olmuyor bu. Evet. Vicdanlarla ve kanunlarla olması gerekiyor. İşte niye geçmiyor ama hala onu merak ediyorum. Meclisten geçmesi lazım. Yani ben şimdi belediye başkanıyım diyelim. Sokağımda bütün hayvanları şey yapıyorum diyeyim. Gözetiyorum, kolluyorum diyeyim. Ve benim sokağımda küpeli bir hayvanıma zarar veren bir vatandaşı kameradan tespit ettiğimi varsayıyorum. Şimdi bunlar varsayım. Ben ne yapıyorum? Bu vatandaş benim sokağımda işte küpeli hayvanıma zarar verdi deyip bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Ve ben bir belediye başkanı olarak gidiyorum, uğraşıyorum, ediyorum, mahkemeye gidiyorum. Adam ön kapıdan giriyor, arka kapıdan hakim salıyor. Neden? Şimdi burada belediye başkanının suçu ne? De, evet, doğru. Demek ki vicdandan öte geçilmiyor. Geçilmiyor, evet. Şimdi bizim ne güzel geçti değil mi? 2 saatimiz. 2 saat oldu. Son 5 dakikamız kalmış. İzleyicilerimize şöyle toparlayacak bir şekilde son sözlerini alalım, niyetlerini alalım, yani önerilerini alalım. Ne söylemek istersin? Vallahi işte diyorum ya, umarım inşallah insanlar sizin gibi değerli insanlar böyle izledikleri zaman kendilerine gelirler. Tokat gibi gelir konuşmalar inşallah. Belediyeler için aynı şey geçerli. Ve insanlarımıza da buradan seslenmek istiyorum. Çocuklarımızı eğitelim. Onlara işte yaşamın kutsallığından bahsedelim, değerinden bahsedelim. Canlıların da değerinden, kutsallığından bahsedelim. Hayvanlar da kutsaldır, insan gibi. Bizim yaşadıklarımızın aynısını onlar da hissediyor ve yaşıyorlar. Onu da bilelim. İşte mesaj olarak da işte ne bileyim, inşallah yani kanun çıkar, daha vicdani, daha merhametli bir şekilde davranış biçimleri görürüz umarım. Bir de ormanlara atılmasın hayvanlar. Kısırlaştırmaya önem verelim ve doğal parklara değer, yani yapılsın, doğal parklar yapılabilir. Bu çok büyük para gerektiren de bir şey değil. İsterse bunu yaparlar, bunun karşılığını veriyorlar. Çünkü hayvanlar için verilen bir şey var değil mi? Bir miktar tabii, paralar var tabii, yani. Tabii. Ama o paralar hayvanlar için harcanmıyor. Bir de barınaklara önem verelim. Barınaklar çalışan kişilerin de merhametli ve vicdanlı olmalarına önem verelim. Dikkat edilsin. Ben buradan rica ediyorum daha doğrusu. Özel veteriner olması gerekiyor. Evet. Hayvanlarla ilgili sadece ve sokaklarda bir ara geziyor şimdi. Arabalar bahsettiler, bilmiyorum. Evet evet, çağrılan yerlere geçiyor. Çağrılan yerlere. Evet, ve kapatma süremiz geldi. Evet. Teşekkür ediyorum. Sevgili Beyye Ereksoy, iyi ki varsın. İyi ki yayınıma geldin. Çok teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen zamanda tekrardan seni konuk etmekten İnşallah. Onur duyacağım. Ben de çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Rica İyi ederim. Akşamlar diyorum. Sevgili dostlarım, benim güzel izleyicilerim. Bugün de yayınımızın sonuna geldik. Ve her şeyden önce bizi izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bana ulaşmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarımdan, Instagram'dan astrolog Binnur Sormageç diye ulaşabilirsiniz. YouTube'uma abone olabilirsiniz. Videolarınızı seyredebilirsiniz. Haftalık burçlarınızı vesaireyi seyredebilirsiniz. YouTube'umda astrolog Binnur Sormageç. Facebook'umdan da Binnur Sormageç olarak bulabilirsiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen, başta Medya 24 TV'ye çok çok teşekkür ediyorum ki bu programı iyi ki yaptırıyorlar. Yayında ve yapımda emeği geçen Tuğba, Samet, Mine,
Mahir, hepsine çok teşekkür ediyoruz bu güzel programı bize sundurdukları için. Pazartesi akşamları saat 20'de, her pazartesi akşamı program yapacağım. Binnur Sorma Geç'le Astroloji. Mutlaka izleyin. Hepiniz bir şeyler bulacaksınız o programda. Renklerinizi bulacaksınız, doğum sayılarınızı bulacaksınız, uğur sayılarınızı bulacaksınız. Dertleşeceğiz, danışmanlık yapacağım size. Sizler arayacaksınız, danışanım olacaksınız. Ben de sizlere pozitif enerji vereceğim, pozitif yönde yönlendireceğim. Pazartesi akşamı saat 20'de ne yapıyoruz? Medya 24 TV'yi açıyoruz. Binnur Sorma Geç'le astroloji programı izliyoruz. Hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın. En önemlisi vicdanınızla kalın. Haftaya cumartesi Her Cana Sahip'te tekrar buluşmak üzere.